Arkadaşlar merhabalar. Bir yıl aşkın süren bir girişim olarak yurtseverce'nin özgünlüğünü, bir takım kurucu ilke ve prensiplerini anlamayı kolaylaştırıcı bir video çekmeye çalışacağım. Öncelikle herhalde şunu söylemek gerekir. Yani bizim yurtseverce sözümüz, metnimiz ki manifesto metnimiz oluyor. Orada Türk milleti vurgumuz var. Yurtseverlik vurgumuz var, ulusal egemenlik vurgumuz var. Pek çokları açısından bu kavramlar milliyetçi ve ulusalcı bir siyasi, düşünsel çizgiyi çağrıştırabilir ilk bakışta, ilk duyduklarında. Biz bunun kesinlikle bu şekilde olmadığını, ulusalcılığın ya da milliyetçiliğin herhangi bir mezhebini, bir kolunu, bir akımını temsil etmediğimizi, benimsemediğimizi açıkça deklare ediyoruz. Ve antikapitalist ve güçlü bir devlet eleştirisiyle tanımlı bir platformda durmaya çalıştığımızı söylüyoruz. Bunu öncelikle buraya koyalım. Fakat ne olmadığımızı söyledikten sonra aslında ne olduğumuzu söylemek gerekiyor ki işin esas kısmı da aslında bu. Pek çok arkadaşlar şunu da söyleyebilir. Ya tamam, Türk milliyetçisi bir yerde durmuyorsunuz, ulusalcı ya da sol Kemalist bir yerde durmuyorsunuz. Ama işte bir takım ulusal vurguları olan, yurtsever vurguları olan fakat Marksist solda, sosyalist solda duran akımlar da var. Yani neden o akımların içinde değilsiniz? Neden oralarla birlikte hareket etmiyorsunuz? Yani sizi bir ihtiyaç olarak gündemleştiren şeyi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu soru gayet meşru bir soru. Aslında şimdi bu soruya yönelik bir cevap vermeye çalışacağım. Evet, ulusal vurguları olan, yurtsever vurguları olan, antiemperyalist vurguları olan ya da Türk halkının bir takım hassasiyetlerine seslenen, bir takım sembollerini kullanan sol hareketler, akımlar var. Ancak bu hareketlerle yurtseverceyi esaslı bir şekilde ayıran teorik politik bir fark tanımlıyoruz. Bu hareketler kendilerini tanımlamış oldukları, referans vermiş oldukları Marksist ve Leninist gelenek içinde işçi sınıfını temel mücadele öznesi olarak tanımlıyorlar. Sermayeye karşı işçi sınıfı diyorlar. Fakat yurtseverce karşı çıkılması gereken tek gücün sermaye olmadığını, karşı çıkılması gereken gücün bir bütün olarak kapitalist toplumsal düzen olduğunu ve bu nedenle mücadele öznesinin de devrimci komünal ulus olması gerektiğini söylüyor. Yani aslında mücadele öznesini nasıl tanımladığımıza dair çok esaslı teorik politik bir farktan bahsediyoruz. Biz şüphesiz yeni bir girişim olarak bunun altını pratik politik düzeyde doldurmuş değiliz. Fakat bir kalkış noktası olarak böyle esaslı bir farkın altını çiziyoruz. Burada tabii ilk açıklanması gereken mesele, yani kapitalizmle kapitalist toplumsal düzen arasında nasıl bir fark görüyorsunuz? Neden kapitalist toplumsal düzen, yani toplumsal düzen vurgusunu yapıyorsunuz? Ve bu devrimci komünel ulusa nasıl bağlanıyor? Ya yani bunun da tabii ki izah edilmesi gerekiyor bu açıklamadan sonra. Kapitalizm her zaman bir toplumsal düzen üretimi olarak mümkündür. Bu ne demek? Aslında bunu şu şekilde belki açıklamak gerekir. Meta üretimi ve meta mübadelesi, örneğin meta mübadelesi ve üretimini düzenleyen toplumsal, kurumsal çerçeveden bağımsız düşünülebilir mi? Örneğin değer üretimini ve değer ölçümünü mümkün kılan standardizasyonu, oradan çekip alsak sermaye kendisini yeniden üretebilir mi? Örneğin bir takım minimum öngörülebilirlik, bir takım minimum kamusal düzen ortadan kalktığında sermaye birikimi mümkün olabilir mi? Emeğin üretimi ve yeniden üretimi, emeğin denetlenmesi, disipline edilmesi mekanizmaları orada olmasa sermaye birikimi mümkün olabilir mi? Piyasayı düzenleyen bir takım temel kurallar, kurumsal çerçeve olmadan kendi kendini işleyebilir mi?
paranın değerini, geçerliliğini güvenceleyen bir kamu otoritesi olmadan bir birikim ve değişim aracı olarak işleyebilir mi? İşleyemez. Dolayısıyla toplumsal düzen sermayenin işleyişine içkindir. Yani sanki sermaye kendi başına, kendi kendine kural, kendi çerçevesi içinde sorunsuz bir biçimde işleyebiliyormuş da bir takım kurumsal, hukuksal çerçeve bunu güvencelemek üzere ikinci derecede bir hakikat düzeyinde var oluyormuş gibi düşünmemek lazım. Aslında bu kurumsal, toplumsal çerçeve tam da sermayenin işleyişine içkindir. Dolayısıyla sermaye ve tam da bu işte kurumsal, toplumsal düzenleme çerçevesi dediğimiz aslında devletin alanına dair bir şey söylemiş oluyoruz. Ve biz kapitalist toplumsal düzen dediğimizde bu kavramla sermaye ve devletin bir arada eş zamanlı olarak işleyişini düşünmeye çalışan bir kavramsallaştırma içine girmiş oluyoruz. Yani devlet sermaye karşısında ancak ikinci derecede bir hakikat ve gerçeklik düzeyine sahip bir alan olarak anlaşılmaması gerekir. Devlet bizatihi sermayenin işleyişini mümkün kılan, onunla eş zamanlı ve eş değerde olan bir gerçeklik düzeyi olarak var olur. Ve biz bu ikisinin bir aradalığını ve eş zamanlılığını tanımlamak üzere kapitalist toplumsal düzen kavramını kullanıyoruz. Karşı çıkılması gereken yapının kendisi dolayısıyla sadece sermaye olarak tanımlanamaz. Kapitalist toplumsal düzenin kendisi bir yapı olarak eleştirilmeli ve ona karşı mücadele edilmelidir. Mücadele edilmesi gereken temel yapının sadece sermaye değil, bir bütün olarak kapitalist toplumsal düzen olduğunu söyledikten sonra şu soru sorulabilir tabii meşru bir biçimde. Peki kapitalist toplumsal düzeni devrimci komünel ulusa bağlayan somut bağ, nedensellik nedir? Şimdi bunu anlamak için aslında şu üç öğenin bir aradalığını anlamak gerekir. Hangi üç öğeden bahsediyorum? Birinci olarak kapitalist toplumsal düzenin üretiyor olduğu ortak kimlik. Yani ortak kimlikle neyi kastediyorum? Kapitalist toplumsal düzenin yani bu sermaye ve devletin eş zamanlı işleyişinin ortaya çıkartmış olduğu ortak kültürel, sembolik, maddi, toplumsal çerçeve. Ortak kimlik yapısı. İkinci olarak gene kapitalist toplumsal düzenin yani sermaye ve devletin eş zamanlı işleyişinin üretmiş olduğu bünyevi meşruiyet krizi. Yapısal meşruluk krizi. Üçüncü olarak da kapitalist toplumsal düzenin her zaman bütün gücüyle yok etmeye çalıştığı fakat asla bütünüyle yok edemeyeceği komünel değerler. Bu üçünün yani ortak kimliğin, yapısal meşruiyet krizinin ve komünel değerlerin muazzam tarihsel direnişinin bu üçünün bir araya gelerek aslında devrimci komünel ulus tahayyülüne yol verdiği iddiası içindeyiz. Şimdi öncelikle ortak kimlikten yani kapitalist toplumsal düzenin yaratmış olduğu maddi, sembolik, kültürel, toplumsal, maddi çerçeveden başlayalım. Ne demiş oluyoruz? Aslında kapitalist toplumsal düzen her zaman kapitalist bir toplumsal düzen olarak işler. Burada bir basit kelime oyunu yapıyor değiliz. Aslında gerçeğe, somut gerçekliğe bir adım daha yaklaşmak üzere bir yeni kavramsallaştırma olarak anlamak gerekir bu kapitalist bir toplumsal düzen kavramını. Bu nedir kapitalist bir toplumsal düzen? Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Sermaye belli bir mekana sabitlenemez. Bu sermayenin bizatihi yapısına, işleyişine ters. Fakat kapitalist toplumsal düzen her zaman bir mekanda sabitlenebilen ve ancak mekanda işleyebilen bir teritoriyel karakteri olan yapıya sahip. Bu nasıl işler? Bu aslında kapitalist toplumsal düzenin her zaman bir
içerisinin ve dışarısının olması anlamına gelir. Yani kapitalist toplumsal düzen her zaman fiziksel ve sembolik sınırlarla, bazen ekonomik sınırlarla içeriği dışarıdan ayırt eder. Son derece zor ve şiddet aygıtlarını kullanarak sembolik ve fiziksel sınırlarla içeriği dışarıdan ayırt eder. Zaten içerinin üretimi ancak içeriği ve dışarıyı bu şekilde sert sınırlarla ayırdığınızda mümkün olabilecek bir şey. Yani sınırlar olmadan, bir dışarı tanımlanmadan içeri tanımlanamaz zaten. Ve ikinci olarak da siz içeriği dışarıdan bu sembolik ve fiziksel sınırlarla ayırdığınız zaman içeriği, içerinin unsurlarının birbirleriyle olan ilişkilerinde bir tanzim edersiniz, ayarlarsınız. Kadınların erkeklerle, işçi sınıfının diğer sınıflarla, devletin vatandaşla olan ilişkilerini, kimin nerede ne kadar konuşabileceğini, ne şekilde davranabileceğine dair görevi konumları ve hadleri tanımlarsınız. Ya bu şekilde içeri tanzim edilir ve dolayısıyla önce sembolik ve fiziksel sınırlarla içeri dışarıdan ayrılarak imal edilir, oluşturulur. Bir mümkünlük şeyidir bu içerinin. Daha sonra da belki de daha sonra kavramı da kullanmak değil, eş zamanlı olarak da içerisi tanzim edilir. Yani içeriği oluşturan unsurların birbirleriyle olan ilişkileri ve görevi, konum ve hadleri tanımlanmış olur. Bu şekilde bir biz yaratılır. Yani biz ve bizden olmayanlar aslında basitçe söylem düzeyinde, işte hayal düzeyinde oluşturulmuş ve dolayısıyla sadece bu düzeyde de ortadan kaldırılabilecek bir takım evrensel kavramlara müracaatla, işte İslamcılığın ümmet kavramına, Marksizmin işçi sınıfı kavramına, liberalizmin, hümanizmin, işte insan hakları kavramına başvurarak basitçe ortadan kaldırabileceğimiz bir düzlem değil. Yani bu belli bir tarihselliği olan bir çerçeve. Bizden olanlar ve bizden olmayanlar. Bu belli sınırlarla, belli tarihsel periyotlarda inşa edilen ve dolayısıyla gerçeklikte karşılığı olan maddi, toplumsal, kültürel, sembolik çerçeveler. Şimdi bu ortak kimlik çerçevesi. Öncelikle bunu bu şekilde tanımlamış olalım ve bu kenara koymuş olalım. İkinci olarak bir meşruiyet krizinden bahsediyoruz. Yapısal bir meşruiyet krizinden bahsediyoruz kapitalist toplumsal düzeni. Bu ne demek ve bu neden yapısal? Kapitalist toplumsal düzen yapısal olarak bir meşruiyet krizi içindedir. Zira kapitalist toplumsal düzenin toplumsal içeriği ve oligarşik biçimi arasında bir çelişki vardır. Bu son derece önemli. Bu Yurtsever Ece'nin son derece özgün bir vurgusu. Biz kapitalist toplumsal düzenin toplumsal içeriği ve oligarşik biçimi arasında bir çelişki tanımlıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yani kapitalist toplumsal düzen bir toplum üreterek mümkün olabiliyor. Bunu zaten ifade etmiştik. Yani insanları bir ortak kültürel, maddi, toplumsal, ekonomik çerçevenin içine sıkıştırıyor. İnsanların bireysel alanını, kamusal alanını, nerede nasıl davranacaklarını, kimliklerini tanımlıyor. Onların her anına müdahil oluyor. Bir kültürel ortak maddi çerçeve yaratıyor. Fakat öte yandan, yani böyle bir toplumsal düzen üretimi olarak mümkünken, bir toplum imal ederken, öte yandan bunu hiç de demokratik bir biçimde yapmıyor. Yani zira kapitalist toplumsal düzen üzerine kurulu olmuş olduğu sermaye ve devlet bünyevi olarak oligarşik. İkisi de bünyevi olarak mülksüzleştirici. İkisi de bünyevi olarak olağanüstü merkezileştirici şiddetlere dayanan yapılar. Sermaye insanları en temel üretim araçlarından, aygıtlarından mülksüzleştirerek üretim araçlarını sadece son derece sayılı kapitalistin elinde toplayan muazzam mülksüzleştirici, merkezileştirici bir şiddetle işleyen bir yapı. Oligarşik bir yapı. Aynısı keza devlet için de söylenebilir. Devlet de keza mülksüzleştirici. Fakat onun mülksüzleştiriciliği insanları zor aygıtlarından, kendilerini müdafaa kapasitelerinden mahrum etmesi üzerine kurulu. Yani devlet insanları zor aygıtlarından mülksüzleştirerek bu zor aygıtlarını sadece merkezi, olağanüstü merkezileştirici bir yapının kontrolüne veriyor. Yani dolayısıyla şöyle bir şey düşünün.
Yani bir toplum kuruluyor. Bir toplum dediğimiz şey imal ediliyor. Çünkü toplum kendiliğinden var olan bir şey değil. Dediğimiz içerleme ve dışlama fiziksel ve sembolik sınırlarla mümkün olabilen bir şey. Yani siz insanların gerçekliğini yeniden yapılandırıyorsunuz. Onları tanzim ediyorsunuz. Kimliklerini tanımlıyorsunuz. Ortak bir maddi toplumsal çerçeve içine sokup bir toplum imal ediyorsunuz. Fakat öte yandan bu toplum imalatı hiç de demokratik yapıda işleyen bir şey değil. Yani bir toplum var, bir toplum imalatı var fakat bu toplumsal bir katılımla yürüyen bir süreç değil. Bu oligarşik bir dayatmayla, bünyevi olarak oligarşik olarak işleyen sermaye ve devletin imal ettiği bir toplum. Yani dolayısıyla burada bir yapısal meşruiyet krizi ortaya çıkmış oluyor. Yani bir toplum imal ediyorsunuz, bir toplumsal alan yaratmış oluyorsunuz. Fakat bu yaratmış olduğunuz toplumsal alan toplumsal katılımlı olan bir şey değil. Kendi kendini tanımlayan ve kendi kendini üretmiş olduğu tanımlar üzerine kurulu işleyen bir alan değil. Aksine oligarşik yapısı olan sermaye ve devletin son derece merkezileştirici şiddetiyle ve merkezi olması nedeniyle de çok az sayıda oligarkın sermaye ve devlet oligarşisinin kontrolü altında yürüyen bir süreç. Bu dolayısıyla yapısal bir meşruiyet krizi yaratıyor. Bu meşruiyet krizini de buraya koyalım. Ve üçüncü öğe, kapitalist toplumsal düzenin bütün gücüyle yok etmeye çalıştığı, fakat asla bütünüyle yok etmeye gücünün yetmediği komünel toplumsal değerler. Burada aslında Yurtsever Ceylan'ın Hikmet Kıvılcımlı'ya olan referansı, ona olan borcunu da tanımlamamız gereken yerdeyiz. Biliyorsunuz Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın barbar geleneğin, ilkel sosyalist toplumsal geleneğin tarih boyunca muazzam bir üretici güç olarak, muazzam bir devindirici, devrimci güç olarak süre geldiğini ve ancak bunun kapitalist toplumsal düzen içinde işçi sınıfı üzerinden bu defa artık kendini yeniden ürettiğini, fakat yine de işte sömürgelerde vesaire de gördüğümüz, ulusal kurtuluş mücadelelerinde gördüğümüz şekliyle bu barbar geleneklerin, ilkel komünel sosyalist geleneklerin her zaman modern toplumda dahi kendisini yeniden üretme kabiliyetinin sonsuz olduğunu vurgular. Bu vurgusu son derece önemli ve biz bu vurguyu Kıvılcımlı'nın vurgusunun da ötesine çekerek şunu söylüyoruz. Komünel toplumsal değerler kapitalist toplumsal düzen tarafından yok edilemez. Bunlar kendilerini üretmeye yeniden devam eder. Ve aslında kapitalist toplumsal düzene karşı muhalefetin mümkün kılan temel duyguların, direncin, direnişin ürediği zeminde aslında bu komünel toplumsal değerlerin muazzam tarihsel direnişidir. Dostluğun, dayanışmanın, bir aradalığın, iyiliğin, hayrın, güzelliğin hala bu toplumu yapılandıran son derece temel ilkeler ve prensipler olarak bizimle birlikte var olduğu kabulü. Biz burada Hikmet Kıvılcımlı'yı tarihsel referansımız olarak da kabul ediyoruz. Dolayısıyla üç tane öğe sıralamış olduk. Bir ortak maddi toplumsal kültürel çerçevenin ürünü olan bir biz. Fiziksel ve sembolik dışlamaların mümkün kıldığı bir biz. Ortak kimlik. İki, kapitalist toplumsal düzenin yapısal meşruiyet krizi. Ve bu yapısal meşruiyet krizi kapitalist toplumsal düzenin toplumsal içeriği ve oligarşik biçim arasındaki çelişkiden kaynaklanıyor. Ve üç, komünel değerlerin tarih boyunca süre giden olağanüstü devindirici, devrimci gücü. Ki bu hala bizimle birlikte. Biz yurtseverci olarak diyoruz ki devrimci komünel ulus bu ortak kimliğin yapısal meşruiyet krizinin ve komünel değerler ve süre giden komünel değerlerin bu üçünün, bu üç öğenin karşılaşmasının mümkün kıldığı bir tahayyül olarak kapitalist toplumsal düzenin ötekisini ve onun mezar kazıcısını oluşturuyor. Bunu biraz daha açmak gerekir. Devrimci komünel ulus, kapitalist toplumsal düzenin kendisinin ürettiği bir sonuç olan ortak toplumsal kimliğin, yani bizim, gene kapitalist toplumsal düzenin yapısal bir sonucu olan bünyevi meşruiyet krizinin, yapısal meşruiyet krizinin ve
kapitalist toplumsal düzenin yok etmeye çalıştığı fakat asla bütünüyle yok etmeye gücünün yetmediği komünel değer ve ilişkilerin, işte bu üç öğenin tarihsel özgün bir karşılaşmasının sonucudur. Şu şekilde de ifade edilebilir. Ortak kimliği paylaşan insan topluluğu olarak bizim kapitalist toplumsal düzen içinde süregiden komünel ilişki ve değerlerden güç alarak ve kapitalist toplumsal düzenin yapısal meşruiyet krizinin daveti üzerine oluşturmuş olduğu devrimci öznenin adıdır. Devrimci komünel ulus. Komünel, yani komün dediğimizde, cemaat dediğimizde aynı anlama gelmek üzere kullanıyoruz bu kavramları. Aslında burada vurgulamakta olduğumuz şey, bir topluluğun, bir ilişkinin, bir toplumsallığın dışsal bir dayatma olmadan, dışsal bir şiddet olmadan barışçıl bir şekilde işleme kapasitesi ve kabiliyetidir. Yani bir cemaat, bir komün dışsal bir dayatmaya, oligarşik bir şiddete, dışarıdan bir müdahaleye maruz kalmadan kendi kendini barış içinde işletebilme kapasitesine sahiptir. Tabii bu barış içinde işletebilmek ancak eşitlikçi, adil bir toplumsal yapı var ise mümkün olabilir. Dolayısıyla devrimci komünel ulus, sermaye ve devletin oligarşik yapısını bir fazlalık olarak görünür kılan, bu fazlalığa gerek olmadığını söyleyen, bir toplumun, bir toplumsallığın eşitçe, adilce, barış içinde dışsal bir dayatmaya ve şiddete gerek duymadan kardeşçe var olabileceğini duyulan bir iyimserliğin ve umudun adıdır. Devrimci komünel ulusta biz bunu anlıyoruz. Ve biz bu umudu, iyimserliği tarihsel olarak Bolivarcı deneyimden tanıyoruz. Biz bu umudu ve iyimserliği tarihsel olarak Naroni halkçı deneyimden tanıyoruz. Biz bu umudu ve iyimserliği tarihsel olarak Mao'cu devrimci deneyimden tanıyoruz. Biz bu umudu ve iyimserliği tarihsel olarak Hindistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi içindeki Gandhi'ci, öz yönetimci vurgulardan, tartışmalardan tanıyoruz. Biz bu umudu ve iyimserliği Kürt Ulusal Hareketi'nin içindeki tartışmalardan tanıyoruz. Ve biz bu umudu ve iyimserliği Türk halk gerçekliğiyle tanıştırabilmenin imkanının ve umudunun peşinde olma kaygısıyla aslında yurtseverce girişimini başlatmış bulunuyoruz. Belki burada son olarak söylenmesi gereken şey şu olacaktır. Bir mücadele öznesi tarihe ve toplumsal maddeye kayıtsız bir biçimde tanımlanamaz.